Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Amasya'dan selamlar. Bugün sizlere yenilebilir yabani otlardan sirken otunu anlatacağım. Sirken otu her yörede farklı isimlerle anılır. Tellice, unluca gibi isimleri de vardır. Sirken otu aslında bizim bu yöremizde, Amasya yöresinde çok yenilen bir ot değil. Biz daha çok bunu çocukken, küçükken ineklere verirdik, affedersiniz. İneklerin en sevdiği otlardı. Biz bunu böyle bildiğimiz için, yabani bir ot olarak bildiğimiz için yenildiğini o zamanlar tabii ki bilmezdik, düşünmezdik. Ayrıca ben yeni evlendiğim zaman gelin gittiğimde komşum sirken otu tohumu ektiğini ve onun kavurmasının çok güzel olduğunu söylediğinde de çok şaşırmıştım ve ona da demiştim ki biz bunu ineklere veririz, hiç yemeyiz demiştim. Ama şu var ki o zamanki bu yaşadığım olay bile şu zamanıma çok etki etti diyebilirim size. Çünkü hiçbir zaman yaşadıklarımız asla tesadüf değil. Belki de geçmişimizde olan bazı şeyler şimdiki hayatımızın aslında birikimi ve sermayesi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu sirken otunun faydalarını anlatmaya başlayacağım. Sirken otunun birçok faydası var arkadaşlar. Bu faydalardan ilk başta gelenler kanı temizlemesi. Kirli kanın temizlenmesine fayda sağlar. Bu faydası sayesinde insan vücudunda bulunan iltihapların hızlı bir şekilde düzelip iyileşmesine destek olur. Ayrıca sindirim sistemini düzenler. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi tüm yeşillikler, yenilebilir yabani otlar sindirim sisteminiz için bir şifadır. Mide rahatsızlıklarına ve bağırsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Aynı zamanda romatizmal ağrıların kişilerde en az seviyeye indirilmesinde etkilidir. Düzenli tüketildiğinde cilt sağlığı için de olumlu etkileri vardır. Sirken otu ıspanakgiller familyasındandır. Zaten çoğumuzun da bildiği gibi yemeğini yaptığımızda ıspanaktan daha lezzetli bir yapıya sahiptir ve tadı damağınızda kalacağına emin olabilirsiniz. Sirken otunu çiğ tüketebileceğiniz gibi haşlayıp da tüketebilirsiniz. Çiğ olarak salatalarda kullanabilirsiniz. Haşlanmışını ıspanak gibi kavurabilirsiniz. Kavrulmuş soğan ve kıymanın üzerine haşlanmış sirken otunu koyup kavurduğunuzda soğuduğunda üzerine sarımsaklı yoğurt döküp servis yapabilirsiniz. Harika bir salatası olur. Sirken otunun yeşil taze halini 3 öğünde tükettiğinizde kabızlık sorununuzun çözüldüğünü göreceksiniz. Sirken otunu böreklerde, yemeklerde, ıspanak gibi her şeyde kullanabilirsiniz. Ispanağı ne şekilde tüketiyorsanız sirken otunda yapabilirsiniz. Çorbası, yemeği, böreği, salatası her şeyi olabilen bir yabani ot. Eğer ben taze tüketemem, çay olarak tüketmek istiyorum dediğinizde hem tazesinden hem kurusundan çay yapabilirsiniz. Aldığınız bir tutam sirken otunu bir bardak suda 5-10 dakika arası demlenmesi için bırakabilirsiniz. Daha sonra ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Demir açısından çok zengin olan sirken otunu hem taze hem kuru şekilde tüketebilirsiniz. Nisan-Mayıs ayında topraktan çıkmaya başlayan sirken otları yaz sonuna kadar bahçenizde bulabilirsiniz. Genellikle yabani ot olduğu için ot ilaçlarıyla yok edilmeye mahkum olmuş bir ot maalesef sirken otu. Ama biz yabani ot ilacı kullanmadığımız için bütün otlardan şifasından faydalanıyoruz. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şifa Allah'tan. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere sirken otunu anlatmaya çalıştım. Afiyet, şifa olsun, huzur bulasınız arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamız Toprakin Huzuru.